Çocuklar arkadaşınızı dikkatle dinliyorsunuz. Hepimiz öğreneceği çok şey var. Ben de bilmiyorum bazı. Çapkın mantarlar. Besin olarak tükettiğimiz mantarlarda bol miktarda vitamin ve protein içerirler. Besinlerini topraktan ve veya başka canlılardan hazır olarak alırlar. Zehirli olanları da vardır. Zehirli olanları ayırt etmek uzmanlık gerektirir. Bu nedenle doğada bulunan mantarları toplamak ve yemek çok tehlikelidir. Arılar 5 gözlü 6 bacaklı hayvanlardır. En önemli görevleri bal yapmaktır. Arılar duyak arıları sayesinde 2 kilometre uzaktaki çiçeğin kokusunu alabilirler. Not: arılar olmazsa yaşam olmaz. Tozlaşma yaparlar. Günde 1500 çiçeğe konarlar. Üstlerine yapışan polenleri çiçekten çiçeğe bırakırlar. Böylelikle bitkiler çoğalır. Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanlar en fazla 4 yıl yaşarlar. Kumaş ipliklerin çeşitli yöntemlerle bir araya getirilerek oluşturduğu kaplayıcı yüzeylerdir. Pamuk, yün, ipek, keten ve başka maddelerden elde edilir. Birbirine dik ve paralel konumda bulunan ipliklerin birbirinin altından üstünden geçirilmesi ile kumaş oluşturulur. Bu kumaş nedir anlatımıydı? Giyinmek insanın temel ihtiyaçlarındandır. İlk olarak kumaş üretimi keten ile başlanmıştır. En uzun ve en kısa yaşayan hayvanlar. Mayıs ineği maksimum 24 saat yaşarlar. Yaklaşık 2,5 cm'dir. Dünyadaki en kısa yaşama sahiptir. Galapagos kaplumbağası. Maksimum 1,5 cm'dir. 170 yıl yaşar. Kendisi en uzun süre yaşayan kara kaplumbağası. Protopis dorni, ölümsüz deniz anası. Sonsuza kadar yaşar. Maksimum 0,45 cm'dir. Biyolojik olarak ölümsüzdür. Robotlar. Robot nedir? Bir robot hareketli parçaları olan ve karar verebilen bir makinedir. İnsanlar robotları kendi başlarına iş yapabilmeleri için tasarlamışlardır. Evdeki robotlar. Kimse ev işi yapmaktan hoşlanmaz. Artık yerleri süpürecek robotlar var. Bu robot bir duvara yaklaştığını hissederek geri çekilir ve başka yöne gider. Ayrıca robotlar güneş sistemimizin sonuna ve hatta daha da ötesine gitmişlerdir. 1977 yılında uzaya fırlatılan Voyager uzay aracı hala dünyaya bilgi göndermektedir. Ben bu arada hocam çok memnun oldum. Çok güzel hatırlamışlar. Bu tür ders, bu tür sunumları inanılmaz faydalar olduğunu biliyorsunuz. Ben çok üzerinde duruyorum.